Merhaba değerli izleyicilerim. Bu videomuzda sizlerle dereotu ekeceğiz. Dereotunun ekilişini göreceğiz. Toprağımızı hazırladık. Az önce belledim. Üzerini tırmıkla düzenledim. Şimdi buraya dereotu tohumunu uygun bir şekilde saçacağız. Üzerini kapatacağız. Evet. Tohum. Evet, bu dereotu tohumu. Dereotu tohumunu avucumun içerisine aldım. Burada yüzlerce dereotu tohumu var. Şimdi dereotu tohumunu uygun bir şekilde toprağımızla buluşturuyorum. Tırmık yardımıyla kapatıyorum. Tohumların toprağa karışmasını sağlıyorum. Tohumlar toprağa karıştıktan sonra da muhtemelen hafta 10 gün sonra yavaş yavaş çimlenmeye başlayacaklar ve yeşermiş olarak topraktan filizlerini bize gösterecekler. Evet, buraya dereotu ekmiştik. Dereotu tohumu. Şimdi dereotumuzun üzerine hayvan gübresi saçıyoruz. Hayvan gübresi olarak küçük baş hayvan gübresi yeşillikler için çok yararlıdır. Çok iyi gelir. Köyden da var sahibi olanlarda böyle keçi gübresi temin ettik. Getirdim sabah beri. Şimdi bu gübreyi görünce dereotumuz iştahlı bir şekilde çıkmaya başlar diye düşünüyorum. Evet, üzerinden hafifçe su tutacağım. Gübrelerin ıslanıp toprağa yapışması için üzerini ıslamamız lazım. Hem bir taraftan toprakla iyi bir buluşma sağlasın, hem de rüzgar vesaire değişik etmenlerle toprağı terk etmesin, bir yerlere uçup gitmesin diye. Dereotumuzu ekeli 17-18 gün oldu. Çıktılar artık toprağın yüzüne. Dereotumuz da büyümeye devam ediyor. 40 gün oldu ekeli. Büyüyorlar. Şimdiden sonra havalar ısındı. Daha da hızlı bir büyüme ortaya koyacaklarını düşünüyorum. Değerli izleyiciler, dereotumuzu ekeli 57 gün oldu. 57 günün sonunda büyüdüler. Artık yenilebilir hale geldiler. Boyları uzadı. Artık başka çekim yapmam. Evet, şu şekilde görüyorsunuz. Artık sofralarımızda yenilecek şekle geldi. Hiçbir kimyasal gübre ya da ilaç kullanmadım. Buna özen gösterdim. Hepsi organik. Belki çok gösterişli değil. Eğer zirai gübrelerden, kimyasal gübrelerden böyle azotlu gübre falan atsaydım bu biraz daha gösterişli olurdu. Ama olsun, gösteriş çok da önemli değil. Önemli olan
sağlıklı olması, önemli olan natürel olması, doğal olması, organik olması. Ben de organik bir şekilde dereotumuzu yetiştirdiğime inanıyorum. Değerli izleyicilerime bir fikir vermek amacıyla bu videoyu çektim. İnşallah yararlı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek ümit ve dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.